Atilla Türker'le Markaj başlıyor. Radyo Spor'a Atilla Türker'le Markaj programına hoş geldiniz. Saatlerimiz 13.03 yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve Atilla abiyle birlikte gündemdeki konuları değerlendireceğiz. Sizlerden mesajları bekliyor olacağız. Atilla abinin telefon numarası 0549 371 0705. Buradan da mesajlarınızı bize ulaştırabilirsiniz. Atilla abi de ben de yorumlarımızı katarız. Atilla abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Bir haftalık bir ara. Evet. Vallahi özledim. Biraz nefeslendiniz. Tabii mecburi bir ara oldu. Hmm. Sizin adınıza tabii diş tedavisi evet. Sürmekte zorlu bir süreç. Evet, Ürgüplü oldum artık ben. Evet. Ürgüp harika bir yer. Ürgüp, Göreme. O Kapadokya bölgesi. 10 kere gittiniz mi? Efendim? 10 kere gittiniz mi oraya? Ya totalde 10 olmuştur. Yani son zamanlarda bir 6-7 kere gittim. Ondan önce de 4-5 kere gittim. Yani toplamda 10 kere falan olmuştur. Senden iyi olmasın, hayattaki en iyi arkadaşlarımın arasında yer alan Serdar Tüçü var. Orada Kapadokya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde tedavi için oraya gidiyorum. Hem arkadaşımla hasret gideriyorum, hem her konuda daha iyi oluyor. Ama işte yolculuk da bir taraftan yorucu. Ben de bu hafta sonu işte cuma günü Konya'ya gittik. He. Bir akraba ziyareti eşimin. 5 saat tren yolculuğu, 5 saat 4,5 saat dönüş. Yoruyor yani, duruyorsun aslında, oturuyorsun Konya'ya ama yoruyor. Konya'ya kaç kere gittin? İlk. Yapma ya. İlk. Hayatta en fazla gittiğim şehirlerden herhalde bir numara Konya'dır. Yani niye? Bir kere Süper Lig'de, genelde Süper Lig'de mücadele ettiği için Konya Spor, ben de o zamanlar aktif muhabirdim. Ankara'da yaşıyordum. Hemen hemen her sezon iki kere, üç kere falan gidiyordum. Bir de Konya'da, vallahi laf lafa açıyorum, birbirinden değerli meslektaşlarım, kardeş gazeteci arkadaşlarım, kardeşlerim var. Hatta benim kitabımı, Futbolun Arka Bahçesi kitabımı Konyalı bir yayın evi bastı. Siz oraya şeye de gittiniz değil mi? Bir seminer oldu, toplantı oldu, söyleşi oldu, arkadaşlara imza günü oldu. Tamam, gittim. Orada hatta vallahi işte hayatta insanın karşısına güzelliklerde, çirkinliklerde her şey çıkıyor. Her şey insan için. Mesela ben o kitabı Konya'da bir dosta, bir arkadaşımıza bastırmak falan, tabii tamamen tesadüf ama Allah'ın sevgili kuluymuşum. O kadar iyi bir yayın evi sahibiyle çalışmak nasip oldu. Oradaki gazeteci arkadaşlar da beni inanılmaz teşvik etti. Şehrin girişinde karşılıyorlar beni. Ya vallahi duygulandım. İnanılmaz derecede Konyalı tüm meslektaşlarımı, spor yazarları tamamına yakını, her gidişimde mutlaka ağırlıyorlar. Yiyoruz, içiyoruz, muhabbet ediyoruz daha doğrusu. Ondan sonra yani Konya benim için çok ayrı, özel ve güzel bir yer. Dediğim gibi herhalde bir 50 kere gitmişimdir. Çok geniş bir coğrafya. Ben de ilk defa gittim tabii. Yani biliyoruz coğrafya olarak nasıl bir yer olduğunu ama gidip deneyimlemek çok daha farklı. Evet. Her yere böyle yakın diyorlar. Hani yarım saat sürüş mesafesinden onlar için yakın ama şehir çok geniş olduğu için bir yerden bir yere gitmek böyle yarım saate alıyor. Yani bir de Mevlana da orada. Tabii Mevlana Türbesi'ne gitti ilk olarak zaten. Değil mi? Tabii. Yani orada her bakımdan bazı şehirler çok özel güzel. Yani güzelim ülkemizin, güzelim Türkiye'mizin birbirinden değerli her pek çok özelliği var. Yani her konuda. Yani coğrafiydi, başka özellikler saymakla bitmez. Konya'da bunların arasında yer alıyor. Şimdi çok kötü bir espri yapacağım. Aklıma geldi ama çok iyi niyetli bir espri. Konya'ya hızlı tren gidiyor geliyor ya. Evet. Ya niye Konya'ya niye hızlı gidilir ki? Hızlı gitmenin, acele gitmenin ne anlamı var diye yani. Ama espri dediğim gibi, yoksa ben üstüne basarak söylüyorum, benim için Konya benim için değil, genel anlamda çok çok değerli, önemli her bakımdan. Oradaki dostları şimdiden özledim. Konya'nın yüz ölçümü bildiğim kadarıyla Hollanda'yla hemen hemen aynı. Ki herhalde yüz ölçüm olarak da Türkiye'nin en büyük şehri daha doğrusu. Evet, Konya çok farklı bir benim yer. Benim dikkatimi çeken de şu oldu Atilla abi. Tabii çok geniş bir coğrafya olunca binalar da böyle 5 katlı, 6 katlı çok fazla var ama böyle büyük binalar, gökdelenler falan yok Konya'da haliyle. Daha yatay mimari. Evet. İşte 2 katlı evler yeni yeni çok fazla moda olmaya başlamış. Bir de deprem riskiyle birlikte İstanbul'da evet. Hani ben de yüksek katlı bir binada oturuyorum ama pek içime sinmiyor. Daha böyle 3 kat, 4 kat, mümkünse 2 katlı binalarda oturmak çok daha güzel. Orada öyle bir yerleşim, yapılaşma da var. O da hoşuma gitti mesela. Şimdi birbirinden önemli büyük otelleri kastediyorum. O çok sayıda otel, yani bildiğimiz
dünya çapındaki oteller artık orada da açılmış. Yani bir dünya şehri oldu. Şu anda yine aklıma geldi. Orada şehrin göbeğinde pek çok yüksek bina da var bu arada. Bir tanesi 42 katlı. Konya'nın plakası 42. Aynen, ya. Onu da gördük. Ha, şimdi orada bak, sen de gördüysen daha iyi izah edebileceğim. En azından ben daha heyecanlı anlatabilirim şu anda. Her katta sıfırdan sonra 1, 2, 3, 4, 5 yazıyor. 42 en tepeye kadar. Niye onu yazıyor biliyor musun? Yazıyormuş daha doğrusu. Çünkü trafikte geldiğin zaman arabayla gidiyorsun, yürüyorsun, kırmızı ışıklara gelirken o katlar, bu aşağıdan yukarı sayayım derken öndekine vurmayayım diye. Ciddi mi bu? Ben vallahi beni yemedilerse tırnak içinde söylüyorum. Oradaki arkadaşlar söylüyor. Çünkü yaklaşınca opuzu, aa kaç kat dur bakayım falan, veyahut da kırmızı ışıkta duruyorsun arabanla, arabayla. Evet. Bakıyorsun vakit geçiyor. 1, 2, 3, 37'ye gelince arkadaki kornayı basıyor. Yürü be kardeşim falan gibilerde. Vallahi esprisini öyle söylediler. Bizi dinleyen Konyalı dostlar varsa benim yanıldığımı veya beni yanılttıklarını, bayağı bana çok hoş bir espri yaptıklarını da söyleyebilirler ama bana da mantıklı geldi abi. Bizim çünkü o... düşün arabayla akıyorsun, kırmızı ışığa geliyorsun, bir anda upuzun bir bina, kaç kat. Bende de vardır ha. Ben tüm plakalara falan bakarım, birbirleriyle bağlantı kurmaya çalışırım. Belli uğurlu rakamlarım vardır. Ona göre rakamlarla oynamayı, rakamlar üzerine gitmeyi çok severim. Harflerden kelime türetmeyi. Oho. Boşuna isim işte. Soyisim. Yani pek normal değilim. Estağfurullah, ben de öyleyim. Dün Salim'le arabadaydık. Öndeki plakada FP vardı. Finansal fair play mi falan. Değil mi? Yok, 2F olmadı. Fair play olur falan dedik. Böyle hani bizde de oluyor bu. Çok normal. Mesela rakamları aklımda genelde tutabiliyorum. O belki bende pek özellik yok. Mesela ben yönümü bile bilmem. Evimi bile bulmakta ilk başlarda zorlanırım. Veya gittiğim bir şehirde mümkün değil o yeri bulamam. Yani yön, yol. Yani bunu çok iyi niyetle söylüyorum. Mantık hatası da yapmayayım. Allah insana belli özellikleri veriyor. Rakamsal olarak veriyor. Veyahut da söz olarak. Veya edebi. Mesela adam çok iyi yazı yazabiliyor. Ama mikrofonun karşısına çıktığı zaman iki cümleyi bir araya getiremiyor. Veya tersi oluyor. 40 bin kişi önünde inanılmaz bir hatip şeklinde müthiş konuşuyor. Milleti bütünleştiriyor. Hele. Fakat adını soyadını zor yazıyor. Veya buna benzer özellikler. Duran topa ıska geçiyor bazısı ama başka özellikleri çok fazla. Hepsi zaten bir insanda olmuyor. Mesela benim en fazla bir tane iki tane özelliğim vardır. Diyelim rakamlarla ilgili. Yani çok basit bir şey söyleyeceğim. Bir 30 yıl önceki rakamı aklımda tutabiliyorum. Veya rakamlarla aralarındaki koordineyi bağdaştırabiliyorum. Diyelim ki bir rakam söyle, uyduruyorum 37. Kendi kendime diyorum ha bu diyorum şuranın plakası veya 43 buranın bilmem ne. O şekilde kafama yerleştirebiliyorum yani. Ama onun dışında dün yediğimi unutuyorum abi. Yani o da ayrı bir olay yani. 13-11 saatlerimiz Atilla abi, bir araya gidelim. Hayır. Bugün tabii dinleyiciler de merak ediyordur. Hafta sonu Beşiktaş Başkanı Hasan Arat Divan Kurulu'nda geniş yaplı açıklamalar da bulundu. Sizden tweetler de geldi. Evet. Bazı başka gelişmeler de oldu. Onları da reklamdan sonra konuşuruz. Atilla Türker'le Markaj devam ediyor. ...13-14 saatlerimiz Atilla Türker'le Markaj programına devam ediyoruz. Şimdi Beşiktaş'la ilgili önemli şeyler söyleyeceğim biraz sonra. Ama aklıma şu anda ne geldi biliyor musun? Kadir Sağlam. Yani Devras'ta Mert Hakan Yandaş değil mi? Yanılıyorsam lütfen düzelt, bazen ben şaşırıyorum. Şimdi bak... Türk futbolunda, Türk hakemliğinde yüzlerce, binlerce hata yapıldı. Hata klasik laftır, insana mahsustur falan. Her şey yapılır. Penaltıyı görmeyebilirsin. Elle atılan, ne bileyim, golü geçerli sayarsın. Bir arkadaş, yani Kadir Sağlam'ın durumu gerçekten inanılmaz derecede vahim bir olaydı. Sadece Kadir Sağlam nezdinde değil, Türk hakemliği adına. Yani ben genel anlamda inanılmaz derecede öfkeliyim bu konuda. Yani orada insan, ha en fazla sarı kart olur, o olur, bu olur. Ama sen yutkunamazsın bir hakem olarak. Yani bir hakemin bu kadar, vallahi kusura bakmasın ki Ankaralı kendisi, kendisini yakından takip eden bir arkadaşı, abisi olarak söylüyorum bunu. Veyahut da hakem camiasına çok saygı duyan, sevgi gören, besleyen bir insan olarak söylüyorum. Bir hakem bu duruma düşmez kardeşim. Tehdit midir? Tartışılır. Bana göre tehdit. Sen buradan çıkamazsın şeklinde. Arkadaş yutkunamazsın.
Ya bu duruma düşmezsin. Senin kafanda o anda ne geçiyordu? Beyin uçmuş. İyi niyetle söylüyorum. Kimse kusura bakmasın abicim. Yani koskoca FIFA kokartlı bir hakem yutkunamaz kardeşim. Yutkunamaz. Sessiz kalamaz. Senin icabında 8 tane penaltıyı verme. Ben Atilla Türker olarak derim ki ya önüne biri geçti. Yok gözünü kırptı göremedi falan derim. Ama herhangi bir futbolcu bunun Fenerbahçe'si Galatasaray'ı yok kardeşim veya Urfa Spor'u yok. Sen bir futbolcu gelip de onu diyorsa cart diye dayayacaksın. Sarı kart, kırmızı kart. Kimi sarı diyor, kimi kırmızı diyor. Kırmızı belki ağır olur, olmaz. O ayrı mevzu. Ama sen ya çıkamazsın diyor ya. Bir dakika ya. Nasıl çıkamam? Niye korktun kardeşim? Niye eyyam yapıyorsun? Hangi hakem çıkamamış? Madem korkaksın sahaya çıkma o zaman ya. Bu kadar kolay mı sen? Koskoca Süper Lig'in hakemisin. FIFA kokartı demek askerlikteki orgeneral gibi demek. Sen Avrupa'da, dünyada maç yönetecek rütbeye, apolete vermiş Türkiye sana. Ama sen kalkıyorsun herhangi bir futbolcu, hiç de üstüne basarak söylüyorum. Kimse başka yöne çekmesin. Bu işin Fenerbahçe'si Galatasaray yok. Yutkuluyorsun. Yok ya, çıkma kardeşim maça. Merkez Hakem Kurulu da o hakeme bir daha ne zaman maç verir? Bekliyorum. Ya bekliyorum derken bu da benim tehdidim olmasın. Kadar ya o alamayacağı da yazılmıştı ama bilmiyorum. Yazılırdı o. Ben de o muhabir olduğum için ben de bu tür haberleri ya tabii haber kaynaklarına, sağlam haber kaynaklarına dayandırarak yazıyorum ki doğrusu o yani. Ki ben de öyle istihbarat aldım. İstihbarata da gerek yok. Yani bakın üstüne basarak söylüyorum. İnanılmaz hatalar yapılır ki Atilla Karaoğlan, Abdülkadir Bütken, Halil Umut Meler, Zorbay Küçük, Ali Şansalan hepsi saymaya gerek yok. Hepsini tek tek sayarız. İki hafta sonra maç alıyor. Normaldir. Veya işte mecra bu. Fakat kardeşim sen korkaksan eğer, korkuyorsan eğer, o anda kafandan 40 tilki geçiyorsa eğer veya boş bakıyorsan eğer, karşısındaki herhangi bir insan, bu futbolcu da olur, başkası da olabilir, dediklerini boş gözle değerlendiriyorsan, anlayamıyorsan, kafanda acaba ikinci yarı bitse de bir an önce eve gitsem de duşa girsem de falan diye düşünüyorsan, çıkma kardeşim sahaya. Çıkma. Korkak adam hiçbir yerde yeri yoktur. Üstelik sen Süper Lig hakemisin, FIFA kokartlı hakemisin. Yani yarınlarda pekala bu kamera çekmeseydi, görülmeseydi dudak okuma, ki çok belli. Okumasa sen bir hafta sonra da belki Galatasaray maçına çıkacaktın Kadir Sağlam olarak. Bu Kadir Sağlam, Ahmet Sağlam, Mehmet Sağlam o değil kardeş. Genel anlamda söylüyorum. Korkak insanların hakemlikte yeri yok. Hakem ortadan bakacak kardeşim. İsterse Türk futbolunun bir numarası olsun sana diye batlayacaksın. İster son maçın olsun. Hakemlikte bir düstur var. İlk maçına çıkar gibi heyecanlı. Bak ya vallahi kimse yanlış ama bendeki heyecana bak. İlk ya ben 40 küsur yıllık gazeteciyim. İlk maçına çıkar gibi heyecanlı çıkacaksın hakemlikte. Son maç. Son maç olsun abi. 2 dakika sonra hakemliği bitsin. Bitsin abi. Hakem olarak mı dünyaya geldiniz ya? İlle şart mı hakem olarak ölene kadar hayatını idame ettireceksin? Bırak git ya. Yoksa o şey cesaret, ne bileyim başka bir şey. Her şey maç almak değildir. Her şey sonuna kadar hakemlik değildir. Göster kartını kardeşim, sarı kartını. Sarı kutu tutan mı var? Doğrusu o zaten. Belli ki kafasında belli işler var. Bu sadece Kadir Sağlam için söylemiyorum. Genel anlamda diğer hakemler için de söylüyorum kardeşim. Yazık. Hem Türk futboluna yazık. Fenerbahçe'ye yazık. Galatasaray'a yazık. Süper Lig takımlarına yazık. Türk hakemliğine yazık. Merkez Hakem Kurulu'na yazık. Bize yazık. Ya kolay mı bu iş ya? Bir tane kartı bile göstere. O kartı daha hakemliğe başlayan 10 günlük hakem bile, yeni hakem bile gösterir ya. Yani bu kadar mı yutkunuyorsun, bu sahadan çıkamazsın deyince boş boş bakıyorsun ya. Bilmiyorum. Yani son kez söylüyorum, başka bir hata bile yapsaydı, ki çok hata yaptı. Bak hiçbiri dile bence dile getirilir gider. Bir daha maça ama Türk hakemi ne çekiyorsa korkaklıktan ve eyyamdan çekiyor kardeşim. Çoğu hakemin işi gücü bir maç daha nasıl alabilirim diye. Bir maç daha gözlemcilerde de geçerli bu. İyi rapor yazayım. Pohpohlayayım. 4 tane siyah beyaz hata yapan hakeme tam not vereyim falan. Al. Duvara tosladınız işte. Bak gözlemciler Avrupa'dan geliyor. Hakemler de bugün yarın Avrupa'dan gelirse kimse şaşırmasın. Sen yutkunursan böyle Kadir Sağlam, Ahmet Sağlam, Mehmet Sağlam olarak Paraguay'dan da gelir hakemler. Budapeşte'den de gelir. Acun Ilıcalı geçenlerde bu karşılaşma sonrası o da bu öneriyi tekrarladı, yabancı hakem. Hani Yunanistan'ı da yakından takip ediyor Acun Ilıcalı. Evet. Fatih Terim orada. En sonunda Olympiakos Panathinaikos maçı vardı. Bir yabancı hakemin geldiğini ve bu sayede maçların daha iyi geçtiğini ifade ediyor. Ama tabii tam olarak çözüm mü orada da bilmiyorum. Ben çok emin değilim. Orada da hala yabancı hakem olmasına rağmen büyük tartışmalar da dönüyor. Şimdi sevgili Mert Alan, mesela ben kendi adıma söylüyorum. Yaşım 63-64. 50 yıldır takip ediyorum. 55 yıldır falan. Neyse. Ya okuma yazma bildiğimden beri.
daha bir yıl önceye kadar ben de yabancı hakime karşıydım. Ama durum öyle bir düzeye geldi ki artık hakemler de kendini tüketti, beyinleri uçtu. Belki bu konuda Futbol Federasyonu Başkanı'nın, yönetiminin, merkez hakem kurullarının falan hepsinin büyük hatası vardır. Ama ne olursa olsun genel anlamda bu mecra çürüdü, köhnedi, kendilerine artık faydası yok. Hep soru işareti. Bir iki hakemle, bak Abdülkadir Bitken her hafta büyük hatalar yapıyor. Diğer hakemler de her hafta büyük hatalar yapıyorlar. Ama dön dolaş onların etrafında dönüyor. Onlara da yazık ya. Vallahi onlara da yazık ya. Şimdi her hafta Abdülkadir Bitiker'in adı açıklandığında veya Alişan Salan'ın veyahut da işte Zorbay Kuş, Yayılım Ateş. Çünkü güven gitti. Ha kendilerini yenilemeleri için, kendilerine özgüven, kendilere özgüven sağlamaları için falan. Yani bir formül bulmak gerekiyor. Bak bu hafta diyelim Trabzon Fenerbahçe. Açıklandı mı hakemler bilmiyorum. Tabii. Açıklanmadı. Şimdi daha açıklanır açıklanmaz Yayılım Ateş de başlayacak. Ha bu konuda medyanın hatası var mı? Var. Sosyal medyanın var mı? Var. Veya kulüp başkanlarının, yöneticilerin hatası var mı? Hakemlerin bu derece ezilmeleri, baskı altında tutulmalar elbette ki var. Ama kimse kusura bakmasın, 20 yıldır bu hakem camiası değil mi? Ahbap çavuş ilişkiler, babalar, oğullar, bölgecilik, dernekçilik, lobicilik. Saltanat sürüyorlardı abi. Hakemiz biz diye, bize kimse dokunamaz diye. Al. Şimdi bak hepsi evde oturuyor. Veya önemli bölümü evde otur. Tabii abi, sen gözünün önünde sana bak, ya şimdi geçen ay menajerlerle ilgili davam vardı benim. Bak şu anda aklıma geldi. 6 Şubat'ta ikinci duruşmaydı. Menajerler yine gelmedi. Beni tehdit, hakaret eden menajerler iki duruşmaya da gelmedi. Üçüncü duruşma Mayıs ayında görülecek. Neyse 6 Şubat'taki duruşma, ikinci duruşma. Orada işte hakim bey bana söz verdi. Dedim ki hakim bey dedim. Bakın bana küfür, hakaret, ölüm tehditinde bulundular. Bu o insanlık hali, şikayetçiyim elbette dedim. Ama benim asıl şikayetim nedir biliyor musunuz? Basın özgürlüğüne yapılan saldırıya şikayetçiyim ben dedim. Bir basın mensubunu kimse tehdit edemez. Edemez. Ederse ben şikayet ederim dedim. Ha, mahkemede dedim. Kayıtlara geçti. Tutanakta. Basın mensupları özgürdür, bağımsızdır. Herhangi bir kişi, kim olursa olsun, açılımını yapıyorum. Duruşmada bunları söyledim. Şimdi söyleyeceklerim şu an için geçerli, her zaman için geçerli. Basın mensubu veya kimse, hakem, yönetici, aklınıza kim gelirse gelsin, tehdit olmaz kardeş. Tehdit oluyorsa rapor, kartını gösterirsin veya savcılığa şikayet edersin. Futbolun dışını kastediyorum tabii ki. O doğrultuda bir duruş gösterirsin. Sen şimdi Mert Hakan Yandaş'ın o sözleri ekrana yansımasaydı, çok aleni bir şekilde dudak okunuyor yani, orada çok belli olduğu için olay ortaya çıktı. Mert Hakan Yandaş veya Atilla Hakan Yandaş veya Şemsettin Hakan Yandaş başka maçta da onu söyleyecekti. Veyahut da bunu duyan diğer futbolcular da söyleyecekti. Bunu duyan hakemler de yutkunacaktı falan. Yok abi, yutkunmayın ya. Yutkunmayın ya. Son maçınız olsun ya. Son maçın olsun abi, Kadir Sağlam, Ahmet Sağlam, son maçın olsun. Ne var bunda ya? O bak, lig birbirine giriyor. Ya, yazık, günah ya. Peki Mert Hakan Yandaş'la ilgili ne düşünüyorsunuz Atilla abi? O da son dönemde formasına kavuştu ama bir taraftan da bu tarz olayların içinde de fazlaca yer alıyor ve taraftar tarafından da bayağı takdir ediliyor bu sahadaki isyanı. Şimdi sen güzel soru sorarken güzel özetledin yani. Sorunun içinde cevaplar da var. Şimdi olağanüstü goller atıyor. Olağanüstü faydalı. Helal olsun. Allah yolunu açık etsin. Bak biraz önce onları söyledim ama o iş ayrı. Kutluyorum. İnşallah çok daha iyi günler yaşar ve yaşatır. Ama kardeşim biraz da meslektaşlarına saygılı ol. Biraz da artistlik yapma. Kendini yerden yere 16 kere atma. Yani bu nihayetinde şov bir yere kadar. Gösteri, tribüne oynama bir yere kadar. Ama onları yaparken de insanları çileden çıkartma. Ben bu laf Icardi için de geçerli. Hatta belki daha fazlası geçerli Icardi için. Veyahut da aklına kim gelirse Beşiktaş'taki topçular için de geçerli. Herkes için geçerli bu. Emeğe saygı duyman gerekiyor. Rakibe saygı duyman gerekiyor. Aldatmaman gerekiyor. Tribüne oynamaman gerekiyor. İnsanları çileden çıkartmaman gerekiyor. Yani herkesin iyi kötü bir sinir katsayısı vardır. Yani bir yere kadar dayanır. Allah korusun yani. Yani mümkün değil. Kötü bir şey aklıma bile gelmiyor. Ama ne olursa olsun ben saydım. 13 kere tribüne hareketi yaptı biliyor musun? 5 kere saydım. Kulübesi ve tribün evet. Gol sevincinde. Evet evet. 13 kere. Bak. 13 kere. Bak bende de rakamsal şeyler vardır. Birkaç kere saydım. Kaç kere yapmış o attığı golden sonra el kol hareketini. 13 kere yapmış. İyi de biz dünyada ben hiç görmüyorum. Mert Hakan Yandaş.
böyle hareketler 13 kere falan. Tamam, senin attığın o gol Avrupa'yı bir gol. Belki de yani çok az rastlanabilecek bir kavis vuruyorsun, kavis veriyorsun, takımını canlandırıyorsun. Fenerbahçe şampiyon olursa belki şampiyonluktaki en büyük oyunculardan biri sen olacaksın. Helali hoş olsun. Ama kardeşim, dediğim gibi her şeyden önce saygı, emeğe saygı, kendine saygı gerekiyor. Yani nihayetinde elbette ki altın değerinde gol attın ama yani dediğim gibi insanlara da saygı, bu herkes için geçerli. Yani uzağa gitmeyelim, bu büyük kulüpler, küçük kulüpler hiç fark etmez. Tüm topçular için geçerli. Orada hakem kartını dayayacaktı. Bence kırmızı kart ama çoğu hakem otoritesi sarı kart diyor. Saygı duyarım. Ha, ceza verilir. Bu saatten ceza verilmez. Pardon, bu saatten değil, hiçbir zaman ceza verilmez var. Niye? Hakemin yüzüne gözüne bakarak, mevzuat gereği söylüyorum. Ha, Türkiye'de mevzuat çok deliniyor. Delindi. Şimdi bu, ama ben genel anlamda kuralı söylüyorum. Orada hakemin yüzüne, gözüne, burnuna, yanağına bakarak sen tehditte bulundun. Orada iş orada biter. Orada biter. Hakem hatası olarak değerlendirilir. Tabii ki burada hakem hatası olarak orada biter derken şöyle, sarı kartı gösterirsin, raporunda da bilmem neden diye bir mevzuat bildiğim kadarıyla öyle belirtirsin bir cümleyle şu şey gereği. Kırmızı kartsa da dersin, kırmızı kartta da şu geçerli kardeş. Her türlü küfürü, ben bunu 40 yıl önce öğrendiydim, disiplin kurulu başkanı bana onu söylemişti. Hatta benim kanalımla tüm şeye mesajlar verilmişti. Şöyle, küfür aleni bir şekilde yazılacak. Öyle sinkaflı bilmem ne etti. Yok. Dünyanın en iğrenç kelimelerini raporunda, eğer futbolcunun kullandığı tabii. En açık bir şekilde böyle, yani tabii söyleyemem şu anda canlı yayında. En böyle şey bile hakem raporuna veya gözlemci raporuna yazmak zorundadır ki. Çünkü sadece sinkafta bulundu dersen, ne sinkafı abi? Sinkafı öyle bir açılımı var ki 3 maçla 10 maç arası değişir. Abartarak çarpıcı olsun diye söylüyorum. Ama sen orada tık tık kelimeleri birebir kullanacaksın. Mesela burada nedir? Dikkatli ol, bu sahadan çıkamazsın. Ha, sarı kart. De ki kırmızıyı gösterdin. Ha, büyük ihtimalle bir maç ceza alırdı falan. Bunu kırmızı göstermiş olsaydı eğer, o cümleyi aynen yazacaktı. Hukuk kurulu disiplin kuruluna sevk edecekti. İşte yarınki toplantıda da ceza çıkar çıkmaz. Ama kartını göstermediği için orada nokta konuldu. Bu saatten sonra mevzuat şunu söyler, disiplin kuruluna sevk edilmez kardeşim. Ama bura Türkiye idi. Şimdi kapandı bir kere, o olay kesin kapandı ama ben yarınlar için söylüyorum. Yarınlar için söylüyorum. Çünkü hakemin gözü önünde oldu. Olaya hakim. Hakim olmayıp da başka bir yerde olsaydı belki verilebilirdi. Geçmişte Caner Erkin'e verildi. Mete Kalkavan'a yaptığından dolayı, ki o ceza bana göre yanlıştı. O ayrı bir tartışma konusu yani. Velhasıl mevzuyu yine biraz dağıttım. Orada bu saatten sonra ve düne kadar da sevk edilmesi mümkün değil. Mert Hakan yandaşın burada tartışılması, kara kara düşünülmesi gereken önce Mert Hakan yandaş, ama asıl kötü aktör hakem Kadir Sağlam. Bir araya gidelim Atil abi. Beşiktaş konusuna burada giriş yapamadık ama dönüşte dilerseniz giriş yapalım. Uzun bir konu çünkü, tamam, reklamı aradan çıkarıp uzun uzun diye de o konuyu konuşalım. Atilla Tuğker'le Markaj devam ediyor. ...13.32 saatlerimiz... ...şimdi Atilla abi dilerseniz... Evet. ...Beşiktaş kısmına... ...geçiş yapalım hafta sonu... ...divan kurulu vardı ve... ...Başkan Hasan Arat'ın açıklamaları tabii merak ediliyordu... ...uzun uza diye birçok konu hakkında... Evet. ...konuştu... ...sizin aklınızda neler kaldı... ...ve hafta içi ne gibi gelişmeler... ...yaşandı bizlere aktarabilir misiniz? Genel anlamda izledim Sayın Hasan Arat'ı... ...yani güzel miydi... ...bence daha iyi olabilirdi... ...isimleri, olayları... daha net ortaya koyabilirdi. Yani nasıl? Mesela boru davası. Biz burada yazdık, hatta geçen Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yılın haber ödülünü verdi o boru da. Nedir boru davası? Yani ortada kalmasın boru diye söylüyorum. Beşiktaş parayı ödemiş. 300 kilometrelik boru, 600 bin tane de parça, boruları birleştiren parça. 300 kilometre herkes bilir de Ankara'dan Bolu'ya kadarki mesafe toplamda, boruların toplam mesafesi. Alınmış, ortada boru yok. İlgili firmaya yazılıyor, ilgili firma cevap vermiyor falan. İyi de arkadaş, şimdi ben bunu dile getirirdim. Getirilmesi gerekiyor Sayın Hasan Arat. Ki Fikret Orman döneminde olmuş. Ki bu doğrultuda Ahmet Nur Çebi yönetimi Fikret Orman'a dava açtı. Borular nerede, para nerede, şu bu falan diye. Şimdi ben olsam Sayın Hasan Arat'ın yerine, bakın arkadaş,
paralar ödenmiş, 300 kilometre boru nereye saklanır kardeşim? 600 bin tane yedek parça yok. Kulüpte yok ya. Alıntı belgesi yok, tutanak yok, kayıt yok, irsaliye belgesi yok, şu yok, bu yok. Çaldınız mı, aldınız mı, nedir abi? Bir açıklayın ya. Ya işin acı tarafı, biz burada her türlü söylemde bulunuyoruz, her türlü belgeyi yapıyoruz, her türlü haberi yazıyoruz. Koskoca Beşiktaş camiasından iki kişinin parmağı kımıldamıyor biliyor musun? Yok abi. Şimdi ben Sayın Hasan Arat beni aradı önceki gün. Onu söyleyeyim, sağ olsun, var olsun. Yönetim kurulundan değerli bir arkadaşım vasıtasıyla konuştuk, telefonla görüştük Hasan Bey'le, Sayın Arat'la. Ben kendisini o günkü divan kurulu toplantısı sonrası yine eleştirmiştim. Çünkü şöyle iki rapor var biliyorsun. Biri Ernst & Young, telaffuz evet, yanlış söylemiyorum da. O Fikret Orman döneminde 2012 yılında hazırlanan, istenip de hazırlanan bir rapordu ki 80 bin dolar para verilmiş. Yıldırım Dömeren'in dönemini kapsıyor özellikle. Fakat o rapor ki açıklanmadı. Fikret Orman hatıra olarak evine götürmüş. Buradan sesleniyorum. Fikret Orman iyi saklayın onu. Yani hatıradır. Ya ayıp ya. Yani utanç verici ya. Ben söylerken sinirleniyorum ya. Arkadaşlar ya. Sayın Fikret Orman, tehdit, şantaj olarak mı kullanıyorsunuz ya? Bak soruyorum ya. Ne kadar net. Elinde rapor var. Açıklamadı. Açıklarsam kulüp zarara uğrar. Yıldırım Demirören zarara uğrar. Bir lira ceza al. Yok be. Görsün kardeşim. Sen onu 80 bin doları kulübün kasasından verirken ne diye veriyorsun? Onu kamuoyuna açıklayacaksın. Birileri aldı mı, verdi mi, çaldı mı, indirdi mi, götürdü mü? Bunlar belli olsun. Ondan sonra tabii kimse sana dokunamaz. Ya şantaj gibi diyorum bak. Bak ne kadar daha netleştiriyorum. Çünkü Hasan Arat'ın kendisi şunu söylemişti. Önceki dönemleri kastet. Bunlar matruşka gibi diye. Bak. Ben de genel anlamda bir şey yazdım. Matruşka devam etmesin diye. Toparlıyorum. Sayın Hasan Arat o günkü divan kurulunda, yani iki gün önceki divan kurulunda veya üç gün öncekinde söylemde bulunmuştu. O Ernst & Young raporu ortada yok. 80 bin dolar kulüp vermesine rağmen yok. Çünkü 10 yılı geçtiği için, biz 2024 yılındayız ya, bu rapor 2012, 10 yılı geçtiği için ilgili firmada vermiyor dedi. Ya inanılmaz bir şey ya. 2-3 başkan yönetmiş Sayın Süleyman, Allah rahmet eylesin. Süleyman Seva'dan sonra Hasan Arat 5. başkan. Serdar Bilgili, Yıldırım Demirören, işte Fikret Orman, Ahmet Nurçebi, Hasan Arat. Ya başkanlar arasında rapor kaybolur mu abi ya? Ya zekamızla dalga geçiyorlar sevgili Bertel abi. Büyük Beşiktaş camiasının zekasıyla dalga geçen başkanlar yönetimde yer aldı. Bak ne kadar sert konuşuyorum ama kimsenin umurunda değil. Hala hiç hikaye. Ondan sonra o raporu, Ersen Tiyak raporunu bir tarafa bırakıyor. Kaybolmuş, bulunamıyor abi. Peki mevcut rapor? Mevcut rapor, evet, oraya geliyorum. KPMG, zaten dünyada. Ben Google çalışması yaptığım için söylüyorum. Dünyada 4 büyük firma varmış kardeşim. Dünyada. En büyük 4 yani. İşte birisi KPMG, birisi Ernst & Young. Diğer ikisini de zaten Google'a giren herkes görür. O KPMG raporu o gün sosyal medyada bazı haberler yanlış olduğu için şöyle bir olay çıktı. KPMG raporu da yok gibilerden. Ben de o doğrultuda şunu yazdım. Sayın Hasan Arat. Yani bu ortada bir orta uyum var. Bu KPMG raporu deyin ki sizde yok. KPMG firmasına yazı yazın. İki satırlık bir yazı yazın. Üç gün içinde sizin elinizde olur dedim. Yeter ki samimi olun. Gerçekler ortaya çıksın. O KPMG raporunda son 10 yıl 2009 ile 2019 yılları arasında 102 milyon euro havaya uçmuş dedim. Bu para ortaya çıksın. Yeter ki kimse kimseye gebe kalmasın. Yeter ki samimi olalım. Yeter ki kimse yan pas yapmasın. KPMG raporu bir dakika içinde, iki gün içinde elinizde olur dedim. Öyle mi öyle? Ben bunu durduk yere söylemiyorum. O KPMG raporu hazırlarken ben de evime görevliler, müfettişler geldi, denetçiler geldi. Bahçede oturduk, çay içtik. Ben elimdeki belgeleri de verdim. Yeter ki Büyük Beşiktaş camiasına bir faydam olsun veya sorumluluk hissettim. Neyse. Hasan Bey aradı. Atilla Bey dedi. O KPMG raporu bizde dedi. Yani hatta dedi, şimdi çok can alıcı laf söyleyeceğim ki bugün yarın onu da yazacağım ama şimdiden harp olur derken bana bir şey olur anlamında canlı yayında söyleyeyim diyeyim. Allah korusun tabii bu arada. Biz dedi, KPMG raporu bizdeydi fakat şöyle bir husus var dedi. Ahmet Nurçebi ile ilgili raporda bölümler yok dedi. Dedim ki çıkartılmış mı? Evet dedi. Bak olaya bak abi. Şimdi kendi olay büyüyecek. Çıkarttırdığını iddia ediyor. İddia ediyor. Ahmet Nurçebi başkanlığında hazırlatılan bu rapor sonrası Ahmet Nurçebi bu raporu kucağında bulduğu için Fikret Orman ve arkadaşlarına, hepsinde Fikret Orman var tabii,
7 dava açtı. Benim bildiğim 7. Ama kongrede 11 diyenler de var bunu. Çıkıp kürsüye. En azından 7 sağlam yani. 7 dava açıldı. Şimdi bu doğrultuda hepsi Ahmet Nurçebi ekibi tarafından Fikret Orman'a açıldı. Ben de ısrarla seninle yaptığımız tüm sohbetlerde dedim ki bu rapor Ahmet Nurçebi'siz olmaz arkadaş. Ahmet Nurçebi Fikret Orman'ın en yakınındaki adamların başındaydı. İcra kurulu başkanıydı dedim. Nasıl olmaz dedim. Nasıl Ahmet Nurçebi dava açılmaz? Ama şu da var, Ahmet Nurçebi başkan kendine mi dava açacak? Yani ironik bir durum, kara misak gibi bir olay. Sonra tekrar Sayın Hasan Arat'la yaptığım sohbete geliyorum. Telefonla yaptık bir sohbette görüşmeyi. Dedim ki çıkartılmışsa orijinalini KPMG firmasından isteseniz dedim. İsteyin Sayın Hasan Arat dedim. İstedik dedi, aldık dedi. Bak. Şimdi top Ahmet Nurçebi'de. Ki yazı yazacağım veya tweet atacağım veyahut da bunları yapmasam bile bakın canlı yayında söylüyorum, bu konuşmaları hem Hasan Arat Bey'e hem Ahmet Nurçebi'ye mutlaka gidecektir. Çünkü iyi biliyorum, biz burada yayın yaptıktan sonra sağındaki, solundaki, altındaki, aşağısındaki herkes beni arıyor. Yönetim, danışman anlamında söylüyorum. Bakın tekrarlıyorum. Hasan Arat dedi ki o KPMG raporu bizim elimize ilk geçtiğinde baktık, Ahmet Nurçebi ile ilgili bölümler yok dedi. Ben de bunun üzerine Sayın Hasan Arat, KPMG'den orijinalini isteseydiniz iyi olmaz mı dedim. Tabii ki istedik Atilla Bey dedi, aldık dedi. Aldık ve o doğrultuda o raporu Beşiktaş Kulübü Hukuk Kurulu'na sevk ettik. Hukuk Kurulu gerekli incelemeyi yapacak. Bugüne kadar açılan davaların önemli bölümü, yani Ahmet Nurçebi'nin Fikret Orman'a açtığı davalar önemli bölümü zaman aşımına uğramış. Öyle mevzuatta var abi. Kimi olaylarda 3 yıl, kimi olaylarda 5 yıl zaman aşımı var. Hakikaten de Fikret Orman görevi bırakalı 5 yıl oluyor. 2019'da bıraktı. Bak 2024 yılındayız. Sayın Hasan Arat'a ben şunu söyledim. Zaman aşımı olsa bile ben bu rapora talibim Sayın Hasan Arat dedim. Bu raporu ben mümkünse edineyim, olduğu gibi yazayım, benim için dedim aynen kullandım. Ali Veli Selami fark etmez. Neyse gerçekler ortaya çıksın. Ahmet Nurçebi kendisi o rapordan kendisini çıkartmış olabilir. Ama orijinalinde var. Ben dedim onları haber ağlarıyla getirmek istiyorum. Hasan Bey de Sayın Arat da çok kendine yakışacak üslupla. Dedi ki ben bunu veremem dedi. Kendi prensiplerime ters düşer dedi. Bilginiz olsun dedi. Peki efendim dedim. Buradan da sesleniyorum. Ki o telefon konuşması sonrasında çok kişiyle de görüştüm ben Beşiktaş camiasından. O raporu ben istirham ediyorum kardeşim. Beşiktaş'ın havaya uçan belgelerle tespit edilen 102 milyon eurosu var. Öbür Ers Ediyak'ı geçtim. Yani geçtim der ki ah o da bir olsa. Şimdi KPMG raporunda 3,5 milyar Türk lirası. 102 milyonun euronun tekabülü yani. Havaya uçmuş kardeş. Bunu bulmamız lazım. Ha, o imalathane olayı üzerine de falan da konuştuk. Onu belgeler olmadığı için şimdilik ben topa basıyorum. Ama genel anlamda bu iş büyüyecek. Beşiktaş'ta duyarlı insanlar olduğunu da düşünüyorum. Bu iş yüce yargının vereceği her türlü karara boynumuz kıldan incedir. Ama yüce yargı da bir yere geliyor, tıkanıyor. Türkiye'deki davalar 7 yılda 8 yılda bitiyor, bitmiyor, zaman aşımına uğruyor. Ama bir gazetecinin veya herhangi birinin belgeli olarak yazacağı haber 17 yılda olsa gerçekler ortaya çıkacaktır. Tarihe ışık tutacaktır. Ben şimdi bunu yazayım. Ahmet Türkçe'ye iddia o. Evet, Ahmet Türkçe'nin cevap vermesi lazım abi. O raporda siz kendinizi nasıl çıkartırsınız Ahmet Nurçebi? Eğer Hasan Bey'in söylemi doğruysa, peki ben doğru olduğunu düşünüyorum. Durduk. Her şeyden önce Ahmet Nurçebi çıksın desin ki Hasan Arat yalan söylüyor. Ve Hasan Arat desin ki Ahmet Nurçebi yalan söylüyor. Veya ikisi de yalan söylüyor. Bugün mesela Ahmet Nurçebi Milliyet'te Atilla Gökçe'ye Hasan Arat'ın bazı açıklamalarına cevap vermiş. Cevap hakkını vermiş. Kullanmış. Vermiş. Hani her açıklaması için vermiş. Değil ama belki. Ama benim dediğim çok net. Şimdi ne? İtham denir mi buna bilmiyorum. Yani en azından ithamın şeyi değişik de olabilir. En azından Sayın Hasan Arat diyor ki Ahmet Nurçebi'nin bölümü çıkartılmış. Kim çıkar? Ahmet Nurçebi'ni kendisi çıkartır kardeşim. Veyahut da yancıları çıkartır. Öyle mi? Şirin gözükmek için. Ahmet Nurçebi'den habersiz de çıkartamazlar raporu. Yani çıkartma ne? Diyelim ki 156 sayfa. Kaç sayfa olduğunu bilmiyorum. 156 sayfa. Diyelim ki 14 sayfası Ahmet Nurçebi ile ilgili. Pat 14 sayfayı kes. Ondan sonra avukatına ver. Bilmem ne hukuk bürosuna. Hukuk bürosu da dava açsın 7-8 tane. Sonra o davaları Ali, Veli, Selami aracılığıyla Atilla Türker'e ver. Atilla Türker'de bunu da anlattım Hasan Arat'a. Ben rahatsızım bu olaydan dedim. O belgeler dedim. Yancılar vasıtasıyla bana geldi. Ama bu iş Ahmet Nurçebi'si olmaz kardeşim dedim. Sayın Başkan dedim. Aynen bunu söyledim. İşte Hasan Arat da yaşıyor. Ben de yaşıyorum.
bu iş çıkacak kardeş. O çalınan giden paralar çıkacak. Bak çalınan kelimesi çok ağır. Ama kimse kusura bakmasın. Büyük Beşiktaş camiası 3,5 ya Beşiktaş'ın toplam borcunun 1/3, 1/4 ya. Kimsenin kılı kıpırdamaz mı kardeş ya? Ya yemin ediyorum benim elimde olsa Türkiye'nin en iyi gazetecisi veya kim veya yargı tık 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 giderim ya. Rahatsızlık duyarım ya. Param gitmiş Büyük Beşiktaş camiasının. Tarafta ajitasyon yapmak istemiyorum ama kombine değil biletiydi. Sponsoruydu, forma geliriydi, kardı, kıştı. Onlar dediğim gibi Rahmi Koç'tu, şuydu, buydu. Birileri indirmiş. 10 liralık topçuya şu kadar vermiş. Özel sözleşmeler yapılmış. 7 tanesini yazdığım için dava dilekçelerinin bir bölümünü biliyorum. Al boru davası. Diyelim ki 50 milyon lira. Yok, gitmiş. Kimse de hesap sormuyor abi. Kimse de hesap sormuyor. Duyuyorum ki o ilgili firmada kapanmış falan diye duyuyor. Hepsini ortaya koyalım. Kapandıysa kapandı diyelim. Kimse karnından konuşmasın. Kimseyi aptal yerine koymasın. Hasan Arat göreve gelirken şeffaflık diyordu. Bir yere kadar geldi. Şeffaflık bu kadar olmaz Hasan Bey. Kendisine de usturuplu bir şekilde söyledim. Ben olsam dedim daha ne söylerdim kongrede isimleri. Evet, şeffaflık daha iyi. O raporu de ki Atilla Türker'e verilmedi. Sorun değil. Ben bunu kendi param değil kardeşim bu benim. Bu büyük Beşiktaş camiasının parası. Para da vermeniz önemli değil. Önemli olan o raporun açıklanıp taklacılar kimler? Cambazlar kimler? Fikret Orman nerede? Ahmet Nurçebi nerede? Fikret Yıldırım Demirören nerede? Serdar Bilgili zaman aşımına uğradı. Şimdiki bilmem ne nerede? Hepsini kamuoyu bilsin. Okuma yazma bilen herkes, okuma yazma bilmese de okuma yazma bilen birine okutturur. Beşiktaş'ın resmi sitesine koyun kardeşim. Bu Beşiktaş'ın ilgili, sizin özel hayatınızla ilgili bir rapor değil bu. Bunu sordunuz mu Beşiktaş'ın resmi internet sitesine neden yayınlamıyorsunuz diye? Bunu önceki konuşmamda sormadım, aklıma gelmedi ama bana verin dediğime göre benimki daha ileri bir yaklaşım. Yani ama ben seninle yaptığımız tüp sohbetlerde ve de yazdığım yazılarda alemiyi söyledim. Beşiktaş'ın resmi sitesine konulsun ama istenmiyor. Vallahi kusura bakmayın. Sayın Hasan Arat, bence vitesi yükseltmesi lazım. Kibar yolu söylüyorum bak. Bence daha net olması lazım. Kimse kusura bakmasın. Bunu Hasan Arat'ın kendisi düşünemez mi? Sevgili Mert Elham resmi siteye konulmasını. Ya ben mi onu söylüyorum? Al söylüyorum buradan resmi sitesine koysun. Buyur. Bu kadar abi. Yani bu kadar net. Buna artık birilerinin cevap vermesi lazım. Öyle ben yaptım oldu. Ahmet diyor. Bak Yıldırım Demir özür dilerim. Fikret Orman. Uzaktan gülüyor bizleri olayları. Ne olacak? 7 yıl sonra açılan davalar sona erecek. O 10 bin lira para cezası. Sekreterine diyecek ki şuradan 10 bin lirayı ödeyin ya Beşiktaş bana dava açmış yeni bitmiş diyecek. Ha bitti. Bak diyor. La biz yırtınıyoruz burada. İki tane isyan eden insan yok ya koskoca Beşiktaş camiası. Al dinliyorlar. Şimdi bana küfür ediyorlardır büyük ihtimalle. Sorun değil abi. Sorun değil ya. İnsanlar biraz para 3,5 milyar lira gitmiş kardeşim. Bu Ahmet Nurçebi'nin kendi parası, kulübün parası. Kulübün parası, Rahmi Koç'un parası veyahut da bizi dinleyen Beşiktaş taraftarlarının parası. Açık olalım, şeffaf olalım ya. Raporu açıklayın kardeşim. Beşiktaş'ın resmi sitesine koyun. Ah bana verseniz o 150 sayfayı. Yazı dizisi yaparım. Yazı dizisi yaparım. Ahmet Nurçebi'den girer, Fikret Orman'dan çıkarım. Bak bugün üslubum biraz ağır ama herkes birbirini zekasıyla oynuyor arkadaş bu camiada. Hala taç atışı niye geriden yapıldı? Yok ileriden yapıldı. Ya 3,5 milyar lira çalınmış be abicim ya. Siz önce kendi paranıza sahip çıkın. Bazı yöneticileri kastediyorum. Yoksa büyük taraftara buradan sonsuz saygı. Bugün zaman daralıyor. Şeyleri eksik yaptık dinleyici mesajları. Evet şimdi hızlı okuyorum. Son 7 dakikamız. 7 dakikaysa o zaman sadece sevgili Mehmet Bozcal Amerika'dan sabahın erken saatinde bir film videosu yollamış. Diyor ki mutlaka izleyin bu filmi. Mert Elham'a da tavsiye ederim diyor. İsmi Amerika'da. Var mı? Ya ismini tam giremedim şu anda. YouTube'da olduğu için ben sana bilahare söylerim. Çok güzel bir film diyor. Sevgili kardeşim Saim Çelik. Ay canım benim. Merhabalar. Hayırlı günler diliyorum abim. Bugün 13 Mart 2016'da Ankara'da düzenlenen hain patlamada hayatını kaybeden Eyüp amcamın ve diğer şehitlerin ölüm yıldönümü. Rabbimden rahmet mekanlarının cennet olmasını diliyorum. Başımız sağ olsun şehidim diyor. Şimdi hızlı hızlı isimleri okuyor. Sevgili Recep Özkaya diyor ki Radyo Spor dinleyicilerine stressiz ve uzun yaşamın sırrını veriyorum. Haydi hayırdır bakalım. Mümkünse TV, radyo ve YouTube üzerinden hakem ve pozisyonların değerlendirildiği programları izlemesinler, dinlemesinler. Ben öyle yapıyorum. Çünkü herkes kendi takımının gözlüğüyle bakıyor. Aşırı taraflı yorum ve konuşmalar oluyor. Diyor insan çileden çıkıyor diyor.
Sevgili canım ciğerim, sevgili Tuncay Ankara'dan yazmış. Çok uzun bir yazı. Vakit kalırsa okuyacağım. Tuncay, seni seviyorum güzel kardeşim. İltu İzmirli kardeşim. Sayın Türker ve Elan, bu hafta sonu inşallah Trabzonspor'u yeneriz. Hangi takım acaba? Fenerbahçe. Kasımpaşa ise Galatasaray yener veya berabere kalır ve Fenerbahçe lider olur. Size iyi yayınlar diliyorum. Peki diyor. Derbi hakemiyle ilgili bir istihbaratınız var mı Atilla abi? Kim olabilir? Haluk Meler Beşiktaş Galatasaray maçını yönetmişti ama var mı bir aklınızda bir isim? Şimdi şöyle bir düşündüm de tam sağlıklı bir cevap veremedim. Volkan Bayarslan olur mu acaba? O da işte Trabzon'da dayak tartıldı. Ama onun üzerinden 3-4 yıl geçti herhalde ya. Daha fazladır. Daha fazla değil mi? Sevgili Arif Tolay diyor ki Mert Bey'e çok selamlar. Aleykümselam. Sevgili Serkan yazmış. Diyor ki, onu okuyayım. Abi şimdi Hasan Arat'a göre Fikret Orman suçsuz. Kimse bir şey götürmemiş. Fakat Beşiktaş kulübünün uğratıldığı zararı ortada yapılan kira sözleşmeleri en yüksek semtlerde komik rakamlarda kalmış. Bu zararı kim ödeyecek? Kim karşılayacak? Yazık değil mi koskoca Beşiktaş'a? Sevgili Serkan, kutluyorum seni. Biz bu işin takipçisiyiz abi. Yolunda ölürüz. Peki Hasan Arat gerçekten Fikret Orman suçsuz diyor mu? Abi adını dillendirmedi hiç koskoca kongrede. Suçsuz demiyor. Suçsuz demiyor. Hiçbir şey demiyor. Abi biz burada yayında olduğu gibi ismi söylüyoruz. Abi bugüne kadar işte dün duruşmam vardı, söyledin mi bu yayında Fikret Orman'la yok. İlgili? Abi o kadar olaylar giriyor ki. Dışarıda yayın öncesi konuşmuştuk. Fikret Orman yayınladığım bir belgede ev adresini kapatmayı unutmuşum. Dava dilekçesi. Ondan savcılığa şikayet etti. Davaya döndü. Dün ilk duruşmaydı. Avukatımızla gittik. Savunmayı yaptım, dedim böyle böyle, yani onlarca belge yayınladım, bu adres gözümüzden kaçmış dedim ki, içeriğine itirazımız yok dedik Fikret Orman'ın avukatı, içeriği inanılmaz iddialar vardı, yani benim iddiam değil tabi, Ahmet Türkçe Başkan'daki Beşiktaş'ın iddiası, yani nasıl olaylar olduğunu tahmin edebiliyorsunuz. İşte ceza alacak mıyız almayacak mıyız, yüce yargı karar verecek. Şimdi biz isim isim yazıyoruz belgelerle. Fakat ben Hasan Arat'tan beklerdim. Derdim ki bakın tarih şu, olay şu, ihale bu, Fikret Orman dönemi. Hiç Fikret Orman adı geçti mi? Geçmedi. Hasan şeyin geçti mi? Ahmet Durçebi'nin geçti. Geçmedi. İşte bir futbolcu alınmış 4 yıl hiç oynaya. Biz onun daniskasını yıllardır yazıyoruz kardeşim. Daniskasını 10 katını yazıyoruz ya. Biz kendi halinde insanlarız. Hasan Arat koskoca Beşiktaş'ın koskoca başkanısın. Gümbür gümbür olacaksın. Gümbür gümbür. İsim isim, cisim cisim, rakam rakam. Öyle bir futbolcu gelmiş, hiç adını duymuş. Futbolcu menajeri kim? Kim tarafından transfer edilmiş? Kim önermiş? Tık söyle, az söyle, öz söyle. Veya bir görüşme yaptı, konuşma yaptın. Her ay yap. İsim isim çıksın kardeşim. Hangi dönem? Hiç Fikret Orman'ın veya diğerlerinin adı geçti mi abi? Öbür rapor kayıp. Bu raporda da işte imalathaneye de Ahmet Nurçebi şey yaptı. Orada da tabii Türk futbolunun göbeğindeki bir insanın adı geçiyor. Onun belgesi henüz yok. Okumaya devam. Serkan Galatasaraylı. Atilla abi, bugün Ali Koç'un basın toplantısında temiz eller operasyonu yapılmasını istiyor musunuz diye soru gelir mi diyor. Sevgili Recep Bey demiş. Bunu da okuyayım. Sonra hep isim okuyacağım. Değerli kardeşim, yeni yönetime KPMG raporu belirli bir süre sonra sistemden siliniyor diye kimsenin inanmayacağı bir açıklama yapmış. Burayı ben parantezle düzeltiyorum. KPMG raporu elde. Öbür rapor. Çünkü yanlış anlaşılma oldu o süreçte. Sosyal medyadan kaynaklanıyor bu da. Devam ediyorum sevgili Recep kardeşimizin mesajına. Hasan Arat yönetimine sen üçlük attın bana göre diyor, bana sağ olsun iltifat. Hatta basket faul diyor. Helal olsun sana. Rapor sistemden silinir mi? Konularda en azından kamuoyuyla paylaşırsan büyük iş yaparsın. İşte devam ediyor. Bugünkü şu ana kadar sevgili Recep dostum, sağ ol, var ol. Çok güzel bir yaklaşımın var. Şu ana kadar bugünkü yayında da bunu senin dediğin gibi dile getirdik. Sevgili Adnan, hakemlerle ilgili zaman kalırsa okuyacağım. Sevgili Caner Akgüz, sevgili Mustafa Demirkaya, Aşkale'den kardeşim diyor ki sizi daha sık radyo ve TV'lerde görmek isteriz. Abuk subuk yayın yapan bir sürü insan var ama siz gibi kıymetli insanlar da taca çıkarmış durumdalar. Çünkü toplumu böyle hipnotize etmek istiyorlar. Sağ ol kardeşim, teveccüh. Yücel Yıldız Bodrum'dan, inşallah günün birinde Bodrum'a çağırırsın Yücel. Ve Aygün Özpek, astrolist. Aygün abi ha? Aygün, efsane. Diyor ki, abi merhaba, 70 yaşındayım. Çocukluğumdan beri sizin hayranınızım. Ya sevgili Aygün, ben çocukluğumda ciklet alırdım, içinden sen çıkardın fotoğraf olarak ya. Ya ben çocukluğumda o cikletlerin içinde futbolcular Lefter, Cambartu falan çıkardı, Allah rahmet eylesin. Bir de gazeteci olarak senin fotoğrafın çıkardı ya. Hey yavrum hey. Şimdi başka bir Serkan kardeşim. Abi şimdi Hasan Arat'a göre Fikret Orman suçsuz. Kimse bir şey götürmemiş. Fakat Beşiktaş kulübünün uğratıldığı zararı ortada yapılan kira sözleşmeleri
en yüksek semtlerde komik rakamlarda kalmış. Bu zararı kim ödeyecek falan diğerinin benzeri. Yunustane güzel iltifatlarda bulunuyor. Zaten iltifat güzeldir de. Sevgili Mehmet Taş diyor ki, ha buyur. İsveç, Stockholm'den selamlar, sevgiler. Orası kule, Konya'da konuştuk ya 42 evet. katı. Orası kule site 42. kat. Restoran ve 360 derece dönüyor. Bir saat içinde 360 derece dönüyormuş. 42. katmış. Gülücük yollamış. Bir de diyor ki Mert abiye sorar mısın? Galatasaray'da sakatlıklar ne durumda? Abi Konya'dan Galatasaray'a nasıl geçtin ya? Seni seviyorum Mehmet Taş. Sevgili Mustafa iyi yayınlar abim diyor. Kadir İnan diyor ki Atilla abi ağzına sağlık. Mert Hakan Yandaş konusunda çok haklısın. Ankara'ya bekliyoruz diyor. Son mesaj. O zaman hızlı. Sevgili Ekrem Hasan Arat'a güvenimiz sonsuz diyor. Sağ ol. Yalçın Kemerkaya, Cemil Suat, Yunus Danetek, Ahmet sevgili usta kardeşim, Kadir İnan tek yazmış ve çok sayıda daha gün yüzü görmemiş WhatsApp'ta dura. Aa Cem Palatoğlu bir dakika. Çok güzel bir aydınlatıcı bir program oldu. Vakit konulara yetmiyor ne yazık ki. İkinize de ay canım benim kankam. Vallahi ay benim hayattaki en değer verdiğim dostlarımdan birisidir. Turizmcidir. İnşallah en kısa zamanda güzel bir dünya turu yapacağız kendisiyle. Tabii özellikle söylüyorum ki ay canım benim. Yunuslar Taylan benim avukatım, yeni avukatım. Diyor ki Mert Bey'e selamlar. Yani bak, selam. Ahmet Sarı, Yusuf Karakelli, Gökhan Dinç. Bu da bizim gazeteci Gökhan Dinç değil, öbürü dinleyici Danimarka'dan mı yazıyor? Ondan sonra evet İrfan taksici İrfan diye not almışım. Hazır rahmetli Hasan Şengel'in şoförü devam ediyor inanılmaz derecede. Bitti. Evet, teşekkür ederim abi. Bitti. Var bak var 4. hakem diyor ki 2 dakika daha var diyor. Ha pardon. 4. hakem orada. 4. hakem. 4. hakeme baktım gülüyor. Bitir artık abi diyor. Aynen. Teşekkür ediyoruz Atilla abi, dinleyicilerimize de teşekkürler gösterdikleri için. Ben teşekkür ediyorum. Haftaya evet. yine aynı gün aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Atilla Tuğçay'la Markaj sona erdi.